Herringbone tekniği için gerekli olan malzemeler. Bugün ben delik kaboncuk kullanacağım ve kopmaz ip kullanacağım. 4 tane boncuk alıyoruz. Ve bunu bağlıyorum. İpimin arkasına kaydırıp. İki defa bağladım. Şu boncukları çekelim. Odaklaşmayı engelliyor çünkü. Ve boncukların düğümün sağındaki iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Herringbone'un ilk sırası tuğla tekniğine benziyor. Fakat boncukları 2-2 alıyoruz. Şimdi iki tane boncuk alıyorum. İpim üst tarafta, alttan iki boncuğu birden çaprazlıyorum ve yukarıya çıkıyorum. Bakın bu iki boncuk yandaki boncuğun yanına birleşti. Tekrar aynı tuğla tekniğindeki gibi iki boncuktan aşağıya iniyorum. Şimdi iki boncuk daha alıyorum. İpim aşağıda, yukarıdan giriyorum bu kez. Ve iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Aynı tuğla tekniğindeki gibi yan yana getireceğiz. Fakat herringbone'da hep ikili çalışılıyor. İki boncuk, iki boncuk gidiyoruz. İki boncuk alınıyor. Bakın şimdi şu an elimde şöyle bir görüntü oluştu. 2 2 4 tane boncuğum var. Bunun 4 tanesi bir tane sayılıyor arkadaşlar. 1 2 olmuş oldu şimdi. Şimdi 2 boncuk daha alıyorum. İpim yukarıda, aşağıdan çaprazlıyorum. Ve iki boncuğun içinden aşağıya iniyorum. Şimdi iki boncuk daha alıyorum. İpim aşağıda, yukarıdan aşağıya çaprazlıyorum. İpiniz ne taraftaysa tam tersini kullanacaksınız yine. Tuğla tekniğindeki gibi. Ve yukarıya çıkıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi 1, 2 ve 3 tane boncuğum oldu. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Yine 2 tane boncuk alacağım. Fakat artık yan yana ekleme bitti. Bunu istediğiniz genişlikte uzatabilirsiniz. Kullanacağınız aparatın genişliğine göre yaparsanız çok daha iyi olur. Daha sonradan sıkıntı çekmezsiniz. Şimdi yine 2 tane boncuk aldım. İpimin çıktığı boncuğun hemen yanındaki boncuğa giriyorum ve onun arasından çıkıyorum. Alttaki boncuğa girmiyorum bakın. Hemen yanındaki boncuğun arasından çıkıyorum ve üzerine oturdu. Şimdi hemen yine ipimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan yukarıya çıkacağım. Şöyle. Şimdi yine iki boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan yine aşağı iniyorum. Tırnağımızı da oturtuyoruz. Şimdi yine ipimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan İlk sıralarda biraz tutmak, hakim olmak zor oluyor işe. Bakın. İpim şuradan çıktı. Hemen yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane daha boncuk alacağım. Hep iki boncuk alarak gidiyoruz. Ve son boncuğumun içine giriyorum.
üçüncü sırayı bitirmiş oldum. Şimdi döndürüyorum işimi. Ve en üstteki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Şimdi yine iki tane boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuğun hemen yanındaki boncuğa giriyorum. Tırnağımla oturttum ve hemen onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan aşağıya giriyorum. Hemen onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuk alıyorum. Hemen yanındaki son boncuktan aşağıya iniyorum. Tırnağımızla düzeltiyoruz, boncukları yerleştiriyoruz. Şimdi yine işimi döndürüyorum. Evet, şimdi ipim yine aşağıda arada. Üstteki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuk alıyorum. Hemen yanındaki boncuktan aşağı giriyorum. Sonra onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Yine iki boncuk alıyorum. Hemen yanındaki boncuktan giriyorum. Hep tırnağımızla oturtuyoruz boncukları düzgün olsun diye. Sonra hemen onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Son iki boncuğumu alıyorum. Hemen ipimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan giriyorum. Tırnağımla düzelttim. Bakın, şimdi dönüyorum. Yine ipim şu arada. Üstteki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki tane alıyorum. Şimdi işimiz biraz ilerledi. Boncuklar yerine oturdu. Aralarda böyle bakın boşluklar oluşmaya başladı. Şimdi iki tane boncuk aldım. İsterseniz bu sırada böyle yapmaya başlayabilirsiniz. İki boncuk aldım. Hemen yanındaki boncuğa giriyorum. Ve onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Yani böyle zaman kazanmış olursunuz. Batçık yapmadan direkt geçişleri yapmış olursunuz. Bunu eliniz alıştığında yapabilirsiniz. Şaşırırsanız ilk gösterdiğim şekle dönün. Önce batın, sonra çıkın. Ama ilerlediği zaman işiniz bu daha kolay olur. Zaman kazanmış olursunuz. Daha hızlı ilerlemiş olursunuz. Şimdi yine ipimin çıktığı boncuğun yanındakine batıyorum. Ve öbüründen yukarıya çıkıyorum. Batçıklar daha kolay oluyor iş ilerleyince. Ve son boncuk. Son boncuğuma battım. Döndürüyorum. İpim bakın yine arada. Şöyle göstereyim. Şöyle bir, ikincinin altında kalıyor çıktığımızda ipimiz. Ve hemen birinci boncuktan yukarıya çıkarak devam ediyoruz. İki boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuğa batıyorum. Onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki boncuk alıyorum. İpimin yanındaki boncuktan batıyorum. Ve
onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki boncuk alıyorum ve son boncuğumun içine batıyorum. Şimdi yine işimi döndürüyorum. İpim yine bakın arada. Hemen ilk boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan giriyorum. Onun yanındaki boncuktan boncuğun altından yukarıya geçiyorum. İki boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan giriyorum ve onun yanındaki boncuktan boncuğun altından yukarıya doğru çıkıyorum. İki boncuk alıyorum. Son boncuğumun içine giriyorum. Herringbone tekniği ortaya çıkmaya başladı. Yine ipim arada ve en üstteki boncuktan yukarıya çıkıyorum. İki boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan giriyorum aşağı doğru ve onun yanındaki boncuğun alt tarafından yukarıya doğru çıkıyorum. Şaşırırsanız dediğim gibi arkadaşlar, önce aşağı batın, sonra yanındaki boncuktan yukarıya çıkın. Herringbone dizi boncuklarla da yapabilirsiniz. Deliko boncukla da yapabilirsiniz. Dizi boncukla da çok şık cebe bileklikler yapılıyor. İki boncuk alıyorum. Ve batıyorum. Bir de herringbone, önce kapama malzemenizi seçip onun genişliğinde başlarsanız daha sonra genişliğine göre kapama arama sıkıntınız ortadan kalkar. Önce kafalarına göre başlayıp daha sonra ona kapama uyduramayan arkadaşlar var. O yüzden ben tavsiye ediyorum, önce kapamanızı alın, beğendiğiniz bir kapamayı alın, onun genişliğinde başlayın herringbone'u. Daha sonra sıkıntı çekmezsiniz. Evet arkadaşlar, teknik budur. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.